Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Tefe birincilikte haftanın karşılaşmalarını konuşacağız. Cumartesi günü 3 karşılaşma konuşmuştuk. Bugün diğer kalan karşılaşmaları konuşacağız. Utku Yastıç ve Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki, hemen ben haftanın sonuçlarıyla başlayayım. Samsunspor deplasmanda Tuzla Spor'u 28. haftanın açılış karşılaşmasında 2-0 mağlup etti. Ankara Spor kendi evinde Akhisarspor'u 4-2 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanıştı. Bursa, Giresunspor, İstanbulspor 0-0 berabere kalırken Adana Demirspor'da cumartesi günü son karşılaşmasında Keçiören Gücü'nü 2-0 mağlup etti. Adana Spor, Bolu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Çok kritik bir maçtı alt sıralar için. Altınordu'da Eskişehir'i 6-3 mağlup etti ve bu sonucun ardından Eskişehir Spor, TEFF 2. Lig'e küme düştü. Onlara da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Menemen Spor'la Ümraniye Spor 1-1 berabere kalırken Balıkesir derbisinde Balıkesir Bandırma'yı 2-1 mağlup etti. Kendisi aslında oynadığı maçta ve haftanın son karşılaşmasında Bursa Spor evinde Altay'a 3-1 mağlup oldu. Puan durumuna bakacak olursak Giresunspor 57, Samsunspor 54, Altay 53, Adana Demir 52, Altınordu 52, İstanbulspor 48 ve Keçiören Gücü 46 puanda. Küme düşme hattına bakacak olursak da yani Bolu Spor 32, Balıkesir 32, Adana 31, Menemen 29, Akhisar 25, Ankara Spor 19 puanda, Eskişehir Spor da 8. Ankara Spor'un da orada gittiğini düşünüyoruz. Çünkü bundan kalan 6 haftada 6 galibiyet alabileceklerini ben düşünmüyorum. Puan sıralamasında iyi bir noktaya gelebilmeleri için. Akhisar'da bu hafta Ankara Spor'a yenilmesiyle onlar da aslında bir nebze büyük sıkıntının içine girdiler. Evet Utku, yani sanki playoff belli oldu gibi. Artık hani playoff için yarışacak takımlar belli oldu. Bursa Spor'u, Tuzla Spor'u ve Bandırma Spor'u Ümraniye Spor'u da dahil edemeydi artık buraya. Çünkü bu mağlubiyetlerden sonra playoff'un dışında kaldılar onlar. Ne kadar matematik olarak kalmamış gözükseler de artık geçmeleri gereken iki tane takım var. Bir değil ve puan farkı da şu an için 7, 8 ve 10 şeklinde sıralanıyor. Diyebilir miyiz? Sen genelde diyemeyiz diye karşı çıkıyorsun aradan. Evet, sözün gelmesini bekledim. Bence diyemeyiz. Playoff'a kalacak son takım için yani kötünün iyisi kalacak bu durumda. Çünkü İstanbulspor ve Keçiören Gücü de aşağı yönlü bir ivmelenme yaşıyorlar şu an. Bir formsuz durumları var. Son haftada kazanamadılar. Bursaspor da aynı şekilde. Bugün Altay'a kaybetti ama kalan maçlarında Bursaspor, İstanbulspor ve Keçiören Gücü maçları var. Şu an puan olarak bayağı bir dezavantaj içinde Bursaspor ama bu iki maçın olması sebebiyle yani birkaç hafta daha şansını zorlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki üstünde olan takımların puan kaybı gerekli. Onlar da ellerinde olan avantajı kaçırmak istemeyeceklerdir. Nasıl ilk iki için şu an beş takım yarışıyor. Çok çetin bir mücadele, keyifli bir mücadele var. Playoff'un son takımı için de ben iyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Peki. O zaman Bursaspor Altay karşılaşmasıyla başlayalım. Yani ben seninle aynı Tamam. fikirde değilim. Hüseyin de muhtemelen seninle aynı fikirde değil. Bence playoff yarışı sadece 7 takım O arasında olacak. zaman size şunu hatırlatayım. Bundan 5-6 hafta önce Giresunspor ve Samsunspor ilk ikiyi bitirdi diye bahsetmiştik. Şu an 5 takımın ilk iki şansı var. Yani tabii ki çok aynı değil durumlar ama yani ihtimal bitmeden bir şekilde bitmiyor. Bu zamana kadar bunu çok fazla gördük. İhtimal var ama makas da daralıyor hücum olaya ve biraz o açıdan bakmak lazım. 6 tane maç kaldı sonuçta. Ya evet kesinlikle öyle ama sonuçta üstündeki iki takımla da maçı var. Hani kafadan şöyle düşünüyordur Bursaspor playoff hesabı yapıyorsa o maçlara 3-3 ekliyordur. Şu an puan farkı 6. ile 8 puandı zannedersem. Şu an hesabı 5 üzerinden yapıyordur playoff'u hesap ediyorsa. O da İstanbulspor'un iki maç kaybetmesine bakıyor. Şu an İstanbulspor da çok formda değil Sen ne açıkçası. diyorsun? Ne kadar zor da olsa
bir şekilde zorlayacaklar. Doğru söylüyorsun. Yani baktığınızda ben de açıkçası ne Bursaspor'a yani hani zorlayacaklardır mutlaka ama ben buradan sonra hani makasında daraldığını öngörürsek 6 hafta kaldı. Ben Tuzlaspor'un, Bursaspor'un, Bandırmaspor'un, Ümraniyespor'un ve Eskişehirspor'un ligin iddiasız konumundaki takımlar olduğunu düşünüyorum bu saatten sonra. Yani buradan çok dönecek gibi durmuyor. Diğer takımların hala ligde kalmak için mücadelesi var. Avantajlı takımlar var. Bolu Balıkesir gibi. Yine Adana Spor gibi. Ama baktığımızda yani Tuzla, Bursa, Bandırma ve Ümraniye için bence lig bitti. Artık bundan sonra düşene çıkana ligin tehlikeli takımları oldular bence artık. Hatta doğru. Aynen. Annem geldi o ara bir yani biz klasik alıştık aslında annemin çat kapı odalara girmesine. Olacak olacak. Çok selam söyle teyzeye. Aleykümselam. Yani, biz toparladık bir şekilde. Problem yok yani. Peki. O zaman bu Bursa karşılaşmasıyla başlayalım. Şunu söylemek istiyorum. Taha Altı kardeş bir pozisyonda yerde kaldı. Sanırım bir denge kaybı yaşadı. Ona da buradan geçmiş olsun dediklerimizi iletelim. Çok genç bir kardeşimiz. Utku yani maçın favorisi aslında yoktu. Yani ben de Altay güzel bir oyunla Bursa Spor'u mağlup etti. Maçın bir favorisi yoktu açıkçası. Ama Bursa Spor'da ben bu kadar hani beklemiyordum. Altay güzel bir oyunla maçı kazandı. Kesinlikle katılıyorum. Altay iyi bir oyunla kazandı. Zaten uzun bir zamandır kazanıyor Altay ve iyi oyunla kazanıyor. Bu önemli. Sadece kazanarak gelmediler bu zamana. Bugün de iyi oynadılar Bursaspor karşısında. Hani maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar açıkçası Bursaspor'a hani puan verecek bir durum yoktu. Yani o hissiyat pek geçmedi. Osman Hoca dersine iyi çalışmış. Bursaspor'un zaaflarını iyi değerlendirdiler. Şu an zaten epey bir formda Altay. 5 maçtır kazanıyor ve kalan 6 maçı da Altay'ın hep iddiasız takımlarla öyle söyleyeyim. Yani bir önceki yayında genel lig değerlendirmemizde hiçbir takımın 7'de 7 yapamayacağını söylemiştim. Ama bir takım bunu yaparsa sanki bu Altay olur diye düşünüyordum. Ve kalan bu 7 maçında bana göre en zor maçıydı Bursaspor maçı. İyi oynayarak kazandılar. Kutlamak gerekiyor ve şu an Giresunspor ve Samsunspor'un ufak bir hatasını bekliyor Altay. İlk hatada kendisini ilk ikiye atacak gibi duruyor. Görüntü bu. Bakalım yani neler yapacaklar merakla bekliyorum. Yükselen formları heyecan veriyor. Lige de renk kattılar son haftalarda. Çünkü bundan yani bir 8-9 hafta önce acaba Altay playoff dışı kalır mı derken biz şu an ilk iki hesabı yapıyorlar ve yani şansları da epey bir yüksek duruyor şu an. Bir puan geride olmalarına rağmen. Bakalım Bursaspor'a gelecek olursak da bugün Emirhan Aydoğan'ı aradılar epey bir. Zaten Emirhan'ın olmadığı her maçta Bursaspor bayağı bir zorlandı bu zamana kadar. Emirhan Bursaspor'a çok fazla güç katıyor. Zaten bu ligde hangi takıma da oynasa Emirhan inanıyorum ki çok fazla şey katacaktır. Çok yetenekli bir oyuncu. Hatta ben önümüzdeki sezon Emirhan'ı Süper Lig görebilir diye düşünüyorum. Şu an o seviyede oynuyor. Böyle Batuhan Kör'e biraz değineyim. Yani maç içinde çok bir varlık gösteremedi. Onda da biraz form düşüklüğü var açıkçası. Bursaspor'un yani, genelinde bir form düşüklüğü var ama. Yani evet biraz genel olarak öyle ama Batuhan şimdi ben hani hep diyordum çok iyi oyuncu işte forvet oynaması lazım. Ali Akman gittikten sonra forvet de oynadı ama pek istenileni veremiyor açıkçası. Bir orada form düşüklüğü yaşadı. 4 gol attığı Göztepe maçı var. 2 gol attığı Samsun maçı var. Ondan sonra daha yukarı gidebilirdi performansı. Ama birazcık duraksadı. Ümit Milli Takım'a da seçildi bu arada Batuhan. Yani şu an geleceği potansiyeli tabii ki yüksek ama bir duraksama döneminde. Onu da eklemeden geçmeyeyim dedim.
Bakalım Bursaspor'un ben şu an az önce de söylediğim gibi playoff şansının kesinlikle bittiğini söyleyemem. Bursaspor'un çünkü bir Eskişehir maçı var. İki rakibiyle maçı var. Hedefsiz Bandırma ve Ümraniye maçları olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir de Samsun maçı var. Ligin ilk yarısında bu fikstürde Bursaspor yenilgisizdi Ümraniye dışında zannediyorum. Öyle hatırlıyorum. Aynı başarıyı tekrarlayabilirse yani playoff'a aday olmaya çalışacak. Şu an işleri kolay değil. Bakalım merak ediyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Peki Hüseyin, Marco Paixão gerçekten çok büyük bir yıldız. Erhan'ın da son haftalarda oldukça iyi bir formu var. Yükselen bir grafiği var. Playoff'lara da gerilirken belki şampiyonluk yolunda olacak bilmiyorum ama son haftalarda iyi sürüklüyorlar takımlarını. Bugün de Bursaspor karşısında iyi performans sergilediler. Sen genel olarak nasıl değerlendirirsin Altay'ın gidişatını? Yani önce Erhan'dan başlayayım. Paşa'yı zaten biliyoruz. Erhan zaten alt liglerin winner oyuncusudur. Hani çok fazla şampiyonluğu var. Yanlış hatırlamıyorsam ikincilik, üçüncülüğe dahil edersek 6-7 tane şampiyonluğu var. Tam sayıyı bilmiyorum. Hani Murat Akan'ın rekoruyla yarışacak seviyede bir futbolcu aslında baktığımızda bu ligler için. Yani Altay'ın gidişatıyla ilgili ne söylenebilir ki Abdullah? Yani biz çok eleştirdik kadro yapılanmasını, dönen dolapları, içimize sinmeyen şeyleri, futbol için doğru olmayan şeyleri ama Osman Hoca her şeyi bence tersine çevirdi Altay'da. Ve önünde 6 hafta var. 6 tane oynaması gereken maç var. Belki öyle bir konum olacak. 5 galibiyet, 1 beraberlik de Altay'a yetecek. Yani ama şöyle bir şey var. Bu sefer hani geçtiğimiz senelerdeki gibi değil. İlk ikiye ortak çok fazla. Utkun'un da dediği gibi 5 tane ortak var şu anda. Herkes birbirinin hatasını kollayacağı bir lige döndü açıkçası üst sıralar. Altay'ın önündeki fikstüre baktığımızda Bolu, Ankara Spor, Adana Spor, Akhisar Spor, Ümraniye, Bandırma maçları var. Şimdi burada Bolu Spor yani iki galibiyet daha alıp artık aşağıyla tamamen ilişkisini kesip gelecek sezonun planlamasını yapmak istiyor. Yani ne olursa olsun matematiksel olarak garantilemek isteyecektir. Baktığımızda hani kolay görünen maçlar gibi ama Bolu maçı da Ankara maçı da bence Altay için çok da kolay geçecek maçlar olmayabilir. Çünkü yani tüm takımlar burada dirayet gösterecek. Puana ihtiyacı olacak. Şimdi mesela son 3 haftada eğer Akhisar küme düşmezse, küme düşmesi matematiksel olarak garantilenmezse Akhisar da bir dirayet gösterecek orada. Dinç olacaklar. Yani baktığımızda en rahat maçları bence hani Adana Spor ligde kalır gibi geliyor Altay'ın Adana Spor'la oynayacağı maç haftası. Son 2 hafta maçı Ümraniye ve Bandırma. O da niye? Ümraniye ve Bandırma artık bu sezon bence ligi kafadan bitirdi ve gelecek sezonun planlamasını yapmak istiyorlar. Yapmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum ki Ümraniye Spor geçtiğimiz hafta sonu Recep Hoca'yla da sözleşme uzattı. Yani Altay'ın gidişatı iyi. Fikstür avantajı da mutlaka var. Ama işte şey olmuyor Abdullah, yani geçtiğimiz sene hatırlarsan Adana Demirspor Erzurum deplasmanından kazandı. İkinci sıraya yerleşti. Ligin bitmesine 3 maç kala filandı. Evet. Yani Altay deplasmanda berabere kaldı. Altay deplasmanda Adana Demir'le berabere kaldı. Aynen. Aynen. İki öyle. O beraberlik ne Altay'a yaramıştı ne Adana Demirspor'a yaramıştı. Adana Demirspor şampiyonluktan evet. Yani geçmekten olmuştu. Altay da playoff'tan olmuştu aslında. Hani iki taraftan bir tanesine bile yaramadı. Şimdi ondan dolayı yani net bir şey söyleyemiyoruz yani onunla ilgili. Şöyle baktığımızda Altay'ın önünde 6 tane maç var. Her şey olabilir. Artık bu saatten sonra kendi belirleyecek Altay'ı. Bursaspor'la ilgili söyleyeceklerim ise yani Bursaspor için ben Utku kadar sıcak değilim açıkçası. Yani Bursaspor bu sezon flash işler yapmıştır. Büyük başarılar sağlamıştır diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum Bursaspor'un gençleri. Ama tabii son süreçte artık hani oyuncular maddi o dar boğazdan da çıkamadığı için bir vakitten sonra onun sıkıntısını yaşamaya başladılar. Ve onun sıkıntısını yaşadıkça da artık o düşüş de başladı. Yani ikinci yarı Ali Akman olsun. Artık oyuncular, şimdi bunu da kabul etmek lazım. Oyuncular artık gelecek sezonunda yavaştan yavaşa düşünmeye başlamışlardır. Çünkü takımın da havası aşağı doğru düştü. İvmelenmesi aşağı doğru düştü. Ve artık transfer yapması muhtemel çok fazla oyuncu var Bursaspor'da genç oldukları için. Bu saatten sonra Bursaspor'un sezonu bir şekilde tamamlanması gerekiyor ama ben açıkçası Bursaspor'un playoff'a kalacağını düşünmüyorum Abdullah. Ben de seninle aynı fikirdeyim Hüseyin. Bursaspor'un playoff'a kalacağını düşünmüyorum. Bir diğer takıma geçelim. Yine şampiyonluk mücadelesi veren, şampiyonlukla playoff'la mücadelesi veren diyelim. Çünkü artık makas çok dar. Altın Ordu kendi evinde Eskişehir'i 6-3 mağlup etti. Ahmet Dereli'nin
yine 4 golü vardı. Eskişehir cephesinde de Uğurcan Semizoğlu olması lazım. Evet, Uğurcan Semizoğlu. 2 gol attı. Uğurcan Semizoğlu 19 maçında izlemiştim ben. Yazın Kayseri'de bir turnuva düzenlendi. O turnuvada Adana Demirspor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Kayserispor'un bu 19 takımları vardı. Orada zaten hani yakın zamanda Eskişehir'le daha iyi yerlere geleceğini söylemiştim. Kendi oyuncusu geliştirmesi açısından. Bu haftada 2 golünü kaydetti. Utku, seninle başlayalım. Sen genç oyuncuları seversin. Neler söylersin? Eskişehir'de bu sonucun ardından küme düştü? Eskişehir Spor'a geçmiş olsun diyerek başlayayım öncelikle. Çok büyük bir camia. Gerçekten bu durumda olması çok üzücü. Eskişehir Spor'un değil birincilikte, Süper Lig'de olması gerekiyor. Çok fazla hatalar yaptı yönetimleri. Maalesef işte uzun zamandır bir transfer yasağı, borçlar derken aslında geçtiğimiz sezon küme düşmüştü Eskişehir Spor. Korona vesilesiyle düşme olmayınca bu sene de bu ligde yer aldılar. Ama maalesef her sezon biraz daha güç kaybederek malumun ilanı oldu. Artık yeniden bir yapılanmaya, belki sıfırdan tekrar bu liglere dönmeye çalışacaklar. Umarım dönerler. Yolları açık olsun. Eskişehir Spor bizim bu liglerde, üst liglerde görmek isteyeceğimiz camialardan. Sonra da Uğurcan Semizoğlu'nu tebrik ederek devam edeyim. Yani sonuçta genç bir oyuncu, 2 gol attı, dikkatleri üzerine çekti. Kutlamak gerekiyor. Açıkçası 2 gol de çok şıktı. Ben 2 golünü de beğendim. Yani iyi sinyaller verdi. Umarım çok daha iyi yerlere gelir. Belki Eskişehir Spor'la, belki başka takımla, bilemiyorum şu an. Potansiyeli yüksek bir oyuncu izlenimi verdi bize bu maçta. Yolu açık olsun onun da. Altın Ordu'ya geçeyim. Altın Ordu'nun yani güzel bir çıkan, hala zorlayacak seviyede ve yani şu an belki Altın Ordu 5.'ydi yanlış hatırlamıyorsam, ama hala da 1. 2. sırayı zorlayacak şekilde bir puanı var. İyi gidiyorlar. 6 gollü bir galibiyet güzel, ama Eskişehir Spor'dan 3 gol yemek de bir yandan düşündürücü. Tabii ki maç içinde farkın erken açılmasıyla bir motivasyon kaybı yaşamış olabilir oyuncular. Bunu da anlayışla karşılamak lazım, ama daha dikkatli olmaları gerekiyor. Artık hataların telafisi olmayan haftalar. Yani ben Altın Ordu'nun oyununu beğeniyorum, sistemini beğeniyorum. Yani 3-5-2'ye kanatlarda ön kenar oyuncularıyla oynuyorlar. Bir kanatta Ahmet İlhan, diğer kanatta Metehan Mimeroğlu'yla oynuyorlar mesela. Yani bu çok dikkat çekici bir şey bence. Genelde bu tarz taktiklerde kanat bekleri genelde daha savunma yönü güçlü oyuncular olurken Altın Ordu daha ofansif bir dizilim sergiliyor. Bu da skora da yansıyor, attıkları gollere yansıyor. Yani hücum olarak da göze hoş gelen futbol anlamında iyi oluyor. Bakalım, ben Altın Ordu'nun playoff'ta da iddialı olabilecek takımlardan olduğunu düşünüyorum bu formuyla. Yani böyle Ahmet Dereli'nin 4 golü gerçekten kutlamak lazım. Hatta bir golü de sayılmadı, kafayla almıştı bana göre orada. Hakem el verdi. Yani farklı bir maçta Altın Ordu'nun canı yanmış olabilirdi ya da farklı bir skorda. Orada belki fark açıktı, ama yani hakemlerin de biraz daha dikkatli olması lazım bu son haftalara girilirken. Böyle Altın Ordu'ya başarılar diliyorum. Eskişehir Spor'a da artık önümüzdeki sezonlar için başarılar diliyorum. Böyle noktalıyım bu maçı da. Yani hakemler konusunda biz ikincilik yayınlarımızda değerlendirmesini yaptık. Gerçekten hani bu sezon oldukça kötü bir hakem performansı izliyoruz. Hakemler performansı. Tabii bunu da bir nebze şu noktada anlayışla karşılayabiliyorum. Yani bazen hani çok kritik hatalar değil de basit hatalar noktasında çok fazla maç var.
Ve Süper Lig'de takım sayısı fazla. Profesyonel liglerde takım sayısı fazla. Ülke olarak hakem yetiştirmekte sıkıntı çekiyoruz zaten. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama mesela bazı maçlar var ki özellikle 2. ve 3. ligde yani akıl alacak hatalar değil. Bunların mesela Bursa Spor'un maçıydı. Hangi maçtı? Utku offside vermemişti ya da offside mi vermişti? Bursa Spor'un bir maçı vardı. Nasıl gördün? Evet, Ali Akman'ın Altay maçında Altay attığı maçı. Altay maçıydı değil mi? Yani evet. Çok o hakem mesela bir hafta sonra başka bir yerde görev aldı. Yani ya bu sezon içinde çok oldu. Verilen penaltılar, verilmeyen penaltılar, işte kalkan offside'lar, kırmızı kartlar. Yani VAR sistemi bir sonraki sezon için geldi. Önümüzdeki sezon değil, bir sonraki sezon için birinci lige geldi. Bunun da bilgisini verelim. Evet. Yani gerekiyor, bir yandan gerekiyor, bir yandan Süper Lig'de VAR da ne oluyor? Hala da tartışmalar devam ediyor. Yani ama sonuçta minimuma indirdi. Bunu kabul edelim. Çünkü mesela dün Erzurumspor Konyaspor karşılaşmasında 90+6'da bir penaltı pozisyonu oldu. Şimdi evet. VAR devreye girdi. Bu penaltı iptal etti. Birçok yorumcudan da dinledim. Penaltının iptal olması gerektiğini söyledi. Doğru karar olduğunu söylediler. Yani şimdi orada çok kritik bir şeydi. VAR'ın devreye girmesi. VAR'ın bu noktalarda 2 yıl sonra TFF 1. Lig'e, 2 yıl sonra TFF 1. Lig'e fayda sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah. Peki Hüseyin, genç oyuncular sen neler söylersin? Altın Ordu playoff'un içinde yer alacaktır ama Süper Lig'e yükselme şansı illaki var. Sen düşünüyor musun böyle bir şey? Yani Abdullah, bu saatten sonra düşünüyor musun kısmı yok yani bence. Hani bir bakarsın en zor fixture kiminse o full artı full yapar, tüm maçlarını kazanır, çıkar gider. Çünkü bu saatten sonra olaya maç bakmak lazım. Kaldı 6 tane maç. Yani Altın Ordu bence bu sezon Giresunspor'la birlikte en başarılı takım. Yani Giresunspor'un mevcut konumundan, liderlik koltuğundan dolayı söylemiyorum. Giresunspor ilk 2'den çıksa da başarılı, playoff hattı içinde bulunması da başarılı normalde ama buraya kadar getirmişken mesela Giresunspor'un ilk 2'sini bitirmek isteyecektir ama mevcut kadro yapısı, kalitesi, işte yaşanılan sıkıntılara vesaire baktığımızda Altın Ordu şu anda en başarılı takım diyebiliriz aslında Giresunspor'la birlikte. Bursa Spor'u da dahil edebiliriz buna bence. Kesinlikle. Bursa Spor'u da dahil ederiz. Yani Keçiören Gücü'nü bence dahil edebiliriz. Kadro yani kalitesini oran... Keçiören Gücü'nü çok şey yapmasam da bu üç takımı biraz ayırırım. Giresun, Altın Ordu ve Bursa Spor. Çünkü Keçiören'in geçtiğimiz seneden gelen bir sistemi var. Takdir edilecek bir yanları var. Mesela şöyle bir durum var. Barış Böyle Alper diyor. Yılmaz gibi bir oyuncuyu oynatıp arkasında durmak mesela bunlar da iler. Ama bence dördüncü sıraya yazarım. Abi, ama ben olaya şu açıdan bakıyorum Abdullah. Mesela hani Keçiören'de Ogün Bayrak ikincilikten geldi. İrfan ikincilikten geldi. Barış Alper ikincilikten geldi. Şanslı olan oyuncuların çoğu alt ligden geldi yani ve mevcut kadro da aslında gerçekçi olmak gerekirse alt lig kadrosu. Ben açıkçası Keçiören'in başarılı yabancı yani. Oyuncu tercihleri noktasında sınıfta kaldığı için Keçiören'i bir nebze alta koydum. İşte ondan dolayı diyorum zaten hani baktığımızda çekirdek kadroya baktığımızda bence başarılılar. Ben bunu söylüyorum. Altın Ordu, Keçiören Gücü, Bursa Spor, yine Giresun Spor. Bu takımların özellikle başarılı olduğunu düşünüyorum. Altın Ordu'da mesela 4 gol atan Ahmet Dereli'ye değindiniz. Ben de Metehan'a değinmek istiyorum. 4 tane de asist yaptı Metehan İmaroğlu maçta. Muazzam bir performans sergiledi. Bölgesel amatör ligden çıkıp buralara gelmiş bir oyuncu aslında Metehan. Çok yani Altın Ordu için ilk değil. Gümüş Ordu'dan Çağlar Söyüncü'yü bölgesel amatör ligden kiralayıp yani bölgesel amatör lig takımını yollayıp oradan çıkartıp milli takımı yollamış bir takım Altın Ordu. Şimdi de baktığımızda Metehan diye bölgesel amatör ligden getirdikleri bir futbolcu inanılmaz bir performans gösteriyor. Altın Ordu bu sene beğeniyoruz. Her şey olabilir. Hayırlısı olsun haklarında. Scout ekibi iyi iş çalışıyor demek ki. O meşhur o Scout ekibi var ya. Scout yani tabii. Onu yapmak zorundalar Abdullah. Çünkü o kadar yatırım yapıyor Altın Ordu. Tesisleşmesi yapıyor vesaire. Yani Türkiye'deki tüm gençleri taradıklarını söylüyorlar. Bu kadar yatırım yapan bir kulübünde bu işten ekmek yemesini bekliyoruz açıkçası. İlk defa bu kadar ilk ikiye yakınlaştılar. Yani hatta ilk altın içinde hiç bulunamamışlardı. Bir iki defa kapısından döndüler playoff hattının. Ama bu sefer gerçekten Süper Lig'e çıkma ihtimalleri var.
Bakalım onlar için durum ne gösterecek. Eskişehirspor'la ilgili açıkçası çok söylenecek bir şey yok. Üzüldüm ben de bir futbol sever olarak Eskişehirspor gibi büyük bir camianın bu duruma düşmesine. Ama bir taraftan da bir yapılanma var diye yani ikinci yarının başından beri aslında bu düşmeyi camia kabullendi ve artık gelecek sezonun kadrosunu kurmaya çalışıyorlar. Ki yani bir Erkan Zengin önderliğinde bir yapılanma olabilir kadro anlamında. Bakacağız göreceğiz. Onlara geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa zamanda gelirler ve biz o bandolarıyla, tezahüratlarıyla eski ses tribününü izlemeye devam ederiz diye düşünüyorum. Peki iki takıma da bundan sonraki karşılaşmalarında başarılar dileyelim. Eskişehirspor'a da ikinci ligde başarılar dileyelim. Çünkü ikinci lige yakışacak bir camia değil. Yani birçok takım var yakıştıramadığımız. Ama bundan sonra umarız o hataları bir daha yapmazlar. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Balıkesir Spor kendi evinde Bandırma Spor'u 2-1 mağlup etti derbide. Onlar için çok kritik bir maçtı. Tabii Bandırma Spor da bu mağlubiyetten sonra playoff'tan artık playoff yarışından kopmuş oldu. Balıkesir Spor da küme düşme hattı için iyi bir galibiyet aldı. Aslında oyun anlamında Bandırma Spor kötü bir oyun sergilemedi ama skor almakta sıkıntı yaşadı ve Balıkesir Spor da kazandı. Utku. Evet, yani Bandırma Spor aslında sezon genelinde skor almada zorluk yaşadı. Birçok maçta çok kötü olduklarını ben söyleyemeyeceğim. Ama yine de kadro olarak şu an bence beklenilenin altında kaldı Bandırma Spor. Ya ama biraz Utku, daha şöyle düşünebilir miyiz bu durumu? Yani aslında ilk onun içinde yer alabilecek bir takımdı. Ben playoff'a girmelerini biraz zor görüyordum. Ya playoff burada, muhakkak kesinlikle zordu. Ben ama burada yabancı tercihlerini bence eleştirebilirim. Mesela Laçin Yatırı, Torje özellikle. Bu konuda Bandırma Spor yani, aslında isme yöneldi Bandırma Spor. Yani biraz daha performansa, gençliğe yönelmek yerine işte isim olarak bu ligde daha önce tanınmış ama artık yaşı belli bir noktaya gelmiş oyunculara yöneldiler. Pote, Delvaye, İşte Landel belki hatta. Ama Delvalle, Pote, Landel'den yine katkı aldılar. Şimdi Laçin Yatırı'dan hiç katkı alamadılar. Torje'den de hiç alamadılar. Ya kötü transfer olarak söylemiyorum. Ligi tanıyan oyuncular güzel ama onun yanına tamamlayıcı oyuncu eksikliği yaşadı Bandırma Spor. Yani o noktalarda eksik kaldı. Yoksa Pote bu ligde gol kralı olmuş. Delvaye'nin kalitesi tartışılmaz. Landel iyi bir oyuncu. Sadece böyle puzzle'ın parçaları birleşmedi. Güzel parçalar vardı ama eksik. Mesela yani Bandırma Spor'un bir tane değil iki tane stopere ihtiyacı vardı sezon boyunca. Yani bir oraya stoper kalitesi katamadılar. Yani kaleci devamlı bir sirkülasyon oldu. Yani bir kadro istikrarı olmadı. Yani Bandırma Spor'da bilmiyorum önümüzdeki sezon umarım yani bu tarz hatalarından ders alır. Çünkü bu sene lige çıkıp burada tutunmak da aslında bir başarıdır. Yani bir geçiş sezonu olarak görülebilir, değerlendirilebilir. Her ne kadar yani erken havlu atmış da olsa, işte kadro kalitesinin altında da kalsa, bu performans da yani başarısızlık sayılmaz. Daha iyi tabii ki olabilirdi ama yani şu an çok daha iyi takımlar var. Anlaşılır bir durum gibi geliyor bana. Balıkesir Spor'da yani uzun yıllardır en kaliteli kadrolarından biri. Yusuf Şimşek geldikten sonra da yani aslında iyi bir formları oldu. Yani rakiplerine karşı belki kazanamadığı, berabere bitirdiği maçlar olmuştu. Ama yani bir şekilde kazanıyorlar. İşte Taşkın Çalış gibi bir oyuncu var. Frikikten çıkıp bir maçta 3 gol atabiliyor. Ya da işte duran toptan asist yapabiliyor. Hiçbirini yapmasa rakibinin kendi kalesine gol attırıyor yani bu maçta olduğu gibi. Yani çok iyi bir oyuncu. Yani devre arasında böyle kaliteyi takıma kazandırmak önemli bir başarı. Ve büyük ihtimalle artık ben Balıkesir Spor'un kurtardığını düşünüyorum. Yani tabii ki matematiksel olarak hala daha şansı var küme düşmek açısından ama altındaki takımların formu, oynayacağı maçlar, puan farkı göz önüne aldığımda Balıkesir Spor'un ben ligde kaldığını düşünüyorum kendi adıma.
Böyle iki takıma da kalan maçlarında başarılar diliyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani bir galibiyetle Balıkesirspor'un ya da 3 puan kalan maçlarında bir 3 puan alacağını düşünüyorum. 35 puan. Akhisarspor'un da kalan maçlarında 15 10 puan alabileceğini düşünmüyorum. Hüseyin sen neler söylersin? Yani aslında Balıkesir Bandırma maçları her zaman keyif verir. Bir taraf için vilayet ilçe maçı, diğer taraf için 10-10.5 maçı. Yani o çekişme her zaman aralarında olmuştur. Yani ben derbi anlamında önemli görürüm. Gerçekten bir derbi niteliğinde gördüğüm bir karşılaşma. Maç da çok hızlı ve güzel başladı aslında baktığımızda. Evet, beklentilerin altında kaldı sonrasında. Sonrasında biraz beklentilerin altında kaldı. Tabii benim tweetin de etkisiyle birlikte. Bu ara kimle ilgili tweet atsak kurutuyoruz biliyorsun. Evet, lütfen Konya Spor'la attığın tweet siler misin? Lütfen rica ediyorum. onu silmeyeceğim. Yani lütfen rica ediyorum senden siler misin? Konya Spor bu saatten sonra düşerse de zaten yapacak hiçbir şey yok aslında. Ben öyle düşünüyorum yani. Hani, çünkü bu saatten sonra düşmesi mucize. Neyse, konumuza dönecek olursak. Aslında farklı hikayeler de barındıran bir maçtı. Arpmanay'ın gol sevinci çok etkileyici. Babasını gösterdi biliyorsun. Evet. Babası savaşta vefat Kosova etmiş. Kosova Savaşı'nda. Kosova Savaşı'nda vefat etmiş. Ondan sonra maç sonunda şey güzeldi. Gördünüz mü bilmiyorum. Balıkesir futbolcular 10 kulüpler tribününün oraya gidip protokol tribününe karşılıklı tezahürat yaptılar. Gerçekten güzel hikayeler barındıran bir maçtı. Balıkesir'in ligde kalması lazımdı. Balıkesir bu lige renk katan bir takım. Ligde kalmalarına açıkça sevindim. Ve artık yavaş yavaş doğru yapılanmaya gidip, çünkü dosyaların çoğunu da kapattılar. Doğru yapılanmaya gidip artık Balıkesirspor'un playoff'u, üst sıraları zorlayacağı zamanları geliyoruz gibi düşünüyorum. Bunu da hak ediyor Balıkesir şehri. Çünkü o Süper Lig'e çıktıkları o mütevazı kadrodan sonra Süper Lig'de yapılan hatalar yani Balıkesirspor'un sadece bir yıl kalmasına vesile oldu. Balıkesirspor Süper Lig'i hak ediyor ve renk katacak bir kulüp olarak olduğunu düşünüyorum. Bandırma cephesine gelirsek, Bandırma mevcut konumun başarı. Yani hani ligde kalıcı olmak başarı ama daha başarılı olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Ben şeyi anlamlandıramadım. Transfer konusunda kesinlikle haklısın. Traore olsun, Torje olsun. Yani bak bir Pote gibi, bir Delvale gibi bir Landel transferleri olmadı. Çünkü niye? Arada şöyle bir fark var. Pote de olsa, hani düşüşteki Pote de olsa Erzurum'dan oynayıp da geldi. Delvale de olsa Giresun'dan oynayıp da geldi. Landel aynı şekilde yine. Ama Traore gibi, Torje gibi isimlerde biraz isme yatırım yaptı. Hani şimdi Pote, Delvalle, Landel transferleri ligi bilen futbolcu transferi aslında. Hani ligi uyum sağlayan transfer. Çünkü niye? Bandırma Spor'un çok yabancı oyuncu tarama şansı olmadı sezon başı, gerçekçi olmak gerekirse. Şampiyonlukları geç açıklandı. Sezon başı kampına hızlıca oyuncu yetiştirmeleri lazımdı ve hızlı hızlı bu transferleri yapabilir. Ama tabii orada Traore ismi ve Torje ismi biraz daha artık hani isim transferi oldu. İsim transferi de fayda getirmedi. Yani aslında açıkçası oyunculara verilen paralarla oyuncular para kazandı. Başka bir katkı sağlayamadı Bandırma Spor'a. Özellikle Torje transferini çok eleştirebiliriz Hüseyin. Yani şimdi devre arasında yaptım bu transferi ve devre arasında hani ya alt ligden birçok oyuncu var Torje'den daha iyi performans edecek. Eski Torje olsa eyvallah, hani senin biliyorsun canlı izlediğimiz oyuncu ve çok iyi bildiğimiz bir oyuncu Torje. Ama yani artık o Torje yok. Şimdi alt liglerden ya da yerli oyuncuya yatırım yapsa o noktada birçok fayda sağlardın takıma. Ben bu konuda eleştiriyorum. Hatalı olduğu için. Bu tarz oyuncular maalesef hani bölünüyor. Şimdi mesela Rahim Laval'da da aynı durum var. Gerçekten hani sahada bırakın koşmayı, yürüyecek mecal olmayan futbolcular para için bu ligleri tercih ediyorlar. Geliyorlar artık çünkü aslında futbolu kafada bitirmiş ama acaba son vurgunları yapabilir miyim niyetinde bazı futbolcular oluyor. Torje'de maalesef artık kafada bitirmiş zaten, yoksa Torje bırakın hani normalde Süper Lig'e gelecek futbolcu değil. Baktığımızda gerçekçi bakmak gerekirse. Karpatların nesisi. Yani ama işte kendi mental düşüşünden dolayı geldi. Tutmadı. Şimdi Bandırma Spor'a geldi. Yine tutmadı. Olmuyor. Yani ben Bandırma Spor'la ilgili şunu söyleyebilirim. Utku'nun dediğine %100 katılıyorum. O Erkan Hoca 7. veya 8. hafta geldi. İlk maçı Adana Demirspor maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam 3-0 mağlup oldular. O maçın öncesi yayıncı kuruluşa röportaj yaptığında işte çok fazla transfere ihtiyacımız var gibisinden bir açıklama yapmıştı Erkan Hoca. Ama çok fazla transfer yaptı. Stopere transfer yapmadı. İlginç bir şekilde. Yani Bandırma Spor'da ilk transfer yapacağın yer yüksek ihtimalle stoper olur. Yani
O zamandan biz programda bunu söylemiştik. Tamam, doğru. Bandırma Spor'un stopere ihtiyacı var diye başladığımız cümleler vardı bize. Ama devre arası geldi. Tamam, bir transfer yapıldı ama stopere bir tane transfer yapılmadı. Stoper nasıl memnun kaldı Erkan Hoca? Açıkçası ben bunu anlamadım. Ama Bandırma Spor'un bu sezon ligi hasarsız atlatması bence onlar açısından önemliydi. Şimdi bence onların yapması gereken bir şey var. Gelecek sezon planlaması. Ama gelecek sezon planlaması yaparken nasıl yapacaklar? Yani gaza gelip de oradan buradan oyuncu toplayıp işte takımdan 15 adam gönderip 25 transfer yaparlarsa Bandırma Spor 3 sene içinde tarihe karışır. Şimdi bakın, Bandırma Spor'a gerçekten çok yatırım yapan bir başkan var Seyit. Yani Onur Göçmez, evet, gibi. Dur, İlk önce başkan gerçekten Onur Göçmez'i takdir ediyorum. Bandırma Spor'u zor durumdan alıp getirdi. Çok sıkıntılar çekti. Şampiyon oldular. Bu noktaya getirdiler. Yine cebinden bir sürü para harcadı. Takdir ediyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu kadar seviyorsun, yapıyorsun, bir şeyleri veriyorsun. Ama ne olur rica ediyorum doğru profesyonel kişilerle yap. Benim, evet, tek istediğim, yani, Onur Bey'den bu. Ya Onur Bey tuttu o parayı alıp da hani parayı kaçırmadı. Menajerlerle ilişkisi olan biri değil. Yok, kesinlikle. Yani Abdullah zaten asıl şey o yani. Hani şimdi ben açıkçası ondan çekiniyorum. O, Onur Bey heyecanlı bir insan gördüğüm kadarıyla ama başarılı da bir insan. Yani takımı ikincilikte son hafta ligde bırakıp 90 artı golüyle ligde bırakıp Batuhan Karadeniz'in golüyle ligde bırakıp bir sezon sonra birinci lige çıkarmış bir başkan. Ve yani çok da mücadele gücü yüksek takımlar vardı o grupta. Ve bu sezon da bence ortalama bir başarı yakaladı. Başkanın daha başarısız olduğunu görmedim. Ama kadro planlamasını lütfen ve lütfen doğru yapsın. Çünkü yani bu ligdeki en büyük hatalar bu Abdullah. 15 oyuncu gönder, 25 oyuncu transfer et. 20 oyuncu gönder, 30 oyuncu transfer et. Ondan sonra takımlar işte yani ne halleri düşüyor görüyoruz. Büyük sıkıntılar yaşıyor. 2-3 sene sonra Bandırma Spor kapanma işine gelmesin. Ki Bandırma Spor gerçekten Onur Bey bu hale getirdi. Bandırma Spor Süper Lig'e de çıkacaksa, Allah'ın ona nasip edecekse Onur Bey'e nasip etmesini isterim. Çünkü cefayı çeken kısım Onur Bey. Ben Onur Bey'i tamam etmem, bilmem. Ama cefa çekiliyorsa, bir yerden aldıysa Onur Bey'i aldı. Ve Bandırma Spor'un şu anda yapabileceği en doğru hamle tesisleşmeyi düzgün yapmaları lazım bence. Artık tesis olayına biraz girişmeleri lazım. Çünkü Bandırma Spor artık 3. lig veya 2. lig kulübü değil. Bandırma Spor ülkenin en iyi 2. ligi konumundaki ligdi. Bandırma Spor'un artık tesisleri düzgün yapması lazım. Yabancı oyuncu geldiğinde rahat etmesi lazım. Yabancı oyuncunun içi sinesine kalması lazım. Bandırma ne olursa olsun bir ilçe gibi görünse de nüfusuyla, sanayisiyle, ticaretiyle baktığımızda il hüviyetinde. Ondan dolayı buraları çok rahat kaldırır. Umarım tesisleşme hamlelerini yapıp bu ligde kalıcı olurlar diyeyim Abdullah. Ve sözü sana. Peki, inşallah yaparlar. Şimdi Menemen Ümraniye maçına geçeceğiz ama Balıkesir Spor, Bolu Spor özelinde yani söylenecek çok söz var. Yani bu ligin bir kere zaten hani bir şekilde iyileri arasına girdiler ama üst seviyelere oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Daha yukarılara oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Her sene aynı hata, her sene aynı hata. Takımları kaos oluyor. Onlar da biraz ve... borç onları çok geriye atlattılar. Hem Balıkesir'i hem Bolu'yu açıkçası. Yani hani önceki dönemlerde yapılmış borçlar Balıkesir'li Bolu'yu ligde kalma mücadelesi veren takım hüviyetine soktu. Bolu bu sene biraz daha farklı bir kadro kurdu ama işte orada sıfırdan kadro yapınca açıkçası onlar onun sıkıntısını yaşadı Bolu Spor. Zaten onu da konuşuruz mutlaka. Ama baktığımızda Balıkesir Spor yıllardır gerçekten hani borcun içinde yapılabilecek en iyi şekilde götürdü diye düşünüyorum. Bence Allah da yüzlerine güldü Balıkesir Spor'ları. Çünkü Balıkesir Spor o kadar düşme seviyesine geldi ve düşmeyi hak eden yönetim gruplarıyla çalıştı ki ama bugün baktığımızda bu ligde kalmaları ben büyük bir başarı olarak nitelendiriyorum. Ya ben de istiyorum ben. Sonuçta hani bu tarz kulüplerin daha başarılı olmasını istiyorum. Sesime de gıcık geldi. Kusura bakmayın, özür dilerim. Menemen Ümraniye maçına geçelim. Ümraniye Spor Menemen deplasmandan bir birlik beraberlikle döndü. 66'da öne geçtiler Yusuf Emre Gültekin'le. Sonra 75'e kendi kalelerine gol attılar. 78'de Okan Derici girdi. 79'da kırmızı kart gördü. Evet. İlk pozisyon daha ayağına top bile değmeden kırmızı kartı gördü Okan Derici. Yani bu tarz bir hata yapmaman gerekiyor. Profesyonel bir oyuncu olarak üzücü bir durum. Recep Hoca ile sözleşme yenilediler. Recep Hoca gerçekten hani ben ilerleyen dönemde çok başarılı bir teknik direktör kariyeri geçireceğini düşünüyorum. Muhtemelen Süper Lig'de göreceğimiz isimlerden birisi Recep Hoca. Ümraniye Spor'da oldukça hani sıkıntılı durumdayken aldı.
Ve iyi bir noktaya da getirdi. Gelecek sezon kendi kadrosu kurduğu zaman da muhtemelen playoff savaşının içinde olacaktır. Çünkü Ümraniyespor bütün futbolcular herkes camia camia diyor ama mesela teknik direktörler, futbolcular Ümraniyespor'da oynamak ister. Teknik direktörlük yapmak ister. Çünkü gerçekten düzgün kulüp. Paran gününde yatıyor. Ödemelerin gününde. Hiçbir zaman bu tarz konularda. Efendim? Rahat bir camia. Baskının üstünde olmadığı bir camia. Aynen öyle. Tam böyle kariyer yapabileceğin bir yer. Yani diğer takımlara nazaran. Belki biraz göz önünde değilsin ama yine de İstanbul'dasın. İstanbul seni her zaman için parlatır. Bu sene mesela Kartal Kayra'yı parlattığı gibi. O yüzden Recep Hoca'nın başarılı olacağını düşünüyorum. Okan Demirci'nin de bu konulara biraz daha fazla dikkat etmesini gerektiğini düşünüyorum ama artık hani Okan Derici, yıllardır Okan Derici'den iyi bir performans göremedik. Utku sen neler söylersin? Ben bu beraberlikle Menemenspor'un hani böyle kurtarmak üzere bir duruma geldiğini düşünüyorum artık. 4 puana çıktı Akhisar Spor'la puan farkı ve Eskişehir Spor'la da maçı var Menemenspor'un. Açıkçası Menemenspor da kadro kalitesinin üstünde, oyun olarak da bence üstünde ve bu ligde olmayı bence Menemenspor da bu sezon performansıyla hak etti. Yani geçtiğimiz sezon da buna benzer bir başarı sergilemişlerdi. Bu sezon da aynı şekilde devam ettiler. Devre arasında Ümit Karayan geldi takıma. Ümit Karayan geldikten sonra ben açıkçası ciddi takviyeler olabileceğini düşünmüştüm. Aksine ciddi ayrılıklar oldu Menemenspor'da. Buna rağmen çok oynamayan işte Aydın Yılmaz gibi, Zenke gibi, İsmail Aktan Odabaşı gibi artık böyle futbolun son zamanlarına gelmiş ya da futbolu düşüşte olan isimler takviye edildi takım. Ama Menemenspor bir şekilde lige tutunmak üzere. Yani başarılar diliyorum Menemenspor'a ve başarılı buluyorum. Gelecek sezonda onları bu ligde izlemek keyifli olacaktır. Öyle düşünüyorum. Ümraniyespor da Recep Hoca ile sözleşmesini uzattı. Bu da bir mesajdır. Hocadan memnunlar. Gelecek sezonun planlamasına başlamışlar. Öyle gözüküyor bu sözleşmeyle beraber. Onlar da yani sezonun ilk yarısında gerçekten iyi bir performansları yoktu. Ama ikinci yarıda ciddi bir oyun olarak da gelişim sergilediler. Lige tutundular. Playoff tabii ki yani çok uzak bir ihtimaldi ilk yarıdaki düşük performanstan dolayı. Ama ligi yine yani kötü noktaladıklarını ya da noktalayacaklarını düşünmüyorum. Tebrik ediyorum Recep Hoca'yı da Ümraniyespor'da. Az önce Abdullah anlatırken aklıma geldi. İstanbul olarak, Ümraniye olarak daha kaliteli yabancılar tercih edebilir Ümraniyespor. İstanbul'un ismini kullanarak. Yani çünkü sanki yabancı oyuncularda biraz eksik kaldılar. Onun dışında yani iyi gidiyorlardı ama yeterli olmadı. Recep Hoca önümüzdeki sezon için Ümraniyespor'un başında ışık veriyor. Playoff'u önümüzdeki sezon zorlayabilirler. Yolları açık olsun. Evet, sen neler söylersin? Ümit Karan, Recep Uçar. Şimdi Ümit Hoca ile başlayayım. Bence Ümit Hoca oldukça başarılı. Menemenspor da oldukça başarılı. Menemenspor'un sonuçta bulunmadığı her sıra bence başarı yani. Açık konuşmak gerekirse. 15. de bitirse ligi. Bu ligde kaldığı sürece başarı. Çünkü kadro kalitesi gerçekten hep böyle ucuz maliyetli oyuncuları oyuncularla oynuyorlar. Sonra ucuz maliyetli oyuncular biraz palazlanıyor. Onları satıyorlar. Yerine daha ucuz oyuncular buluyorlar. Hüseyin, Menemenspor kadrosu ikincilik de olsa birinci lige çıkabilir mi? Çıkamaz. Ben playoff ihtimali vermiyorum. Bak açık konuşayım yani. Playoff'a katılacağı konusunda. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Beyaz grupta küme düşmeye oynar. Yani gerçekten öyle. Şu anda topun arkasına geçiyorlar ve hani ona göre bir futbol oynuyorlar. Ya şöyle baktığında Abdullah yani devre arası ayrılan futbolculara bakar mısın? Selmani, Taşkın Çalış, Kamara, Olatunbasun. Benim aklıma başka da vardır mutlaka. Murat El Katmış var. Murat El Katmış. Furkan da Alanya'ya gitti. Furkan Alanya'ya gitti. Kiralık oynuyor şu anda takımda ama Alanya'ya sattılar Furkan'ı. Hani baktığımızda gelen futbolcular dediği gibi mesela Zenke, Simon Zenke. Ben inanılmaz bir Zenke hayranıyımdır. Çok severim ama Zenke
Artık hani güreşçi futbol... gibi şu an. Ya futbolculuktan çok güreşçiliğe soyunmuş gibi. Gerçekten dün oyuna girdi. İnsan bir bakıyor ya o zenke bu zenke mi diye gözünün önüne geliyor. Baktığında ona rağmen hani maliyetsiz futbolcularla muazzam bir başarı yakaladılar. Önce ben burada Menemen Spor Kulübü'nün Ümit Hoca'yı, futbolcu arkadaşlar açıkçası tebrik ederim. Ligde kalırlarsa büyük bir başarı olacaktır onlar için. Ümraniye Spor'a gelince, yani Recep Hoca ilk yarı geldi. Şimdi koronavirüsle başlayan, aslında Ümraniye Spor'un baştan alırsak yeniden kurulan bir takım. Yeni bir yönetim yapılanması, yeniden kurulan bir takım. O yıllardır iskelet kadrosunu dağıtmış, yeniden yapılanmaya giren, yeniden kurulan bir takım. Ve ondan sonra koronavirüsün aslında yeni sezonda ilk tokadı vurduğu takım diyebiliriz. 10-11 eksikle birlikte ilk maçlarına çıktılar. İlk 2-3 hafta bunun sıkıntısı yaşadılar. Sonra toparlayamadılar ve Sait Hoca ile yollara ayrıldı. Recep Hoca geldi. Recep Hoca ilk kere oyun anlamında eleştirdiğimiz noktalar oldu. Gerçekten Ümraniye Spor'un maçlarını izlemek zul geliyordu. İlk yarı baktığımızda bunu açık yüreklikle söyleyebilirim ama sonrasına baktığımızda oyun kalitesini de arttırdı ve devre arası yaptığı transferlerine gençlere değer kattı. Oynadığı sürece, oynadıklarında Kartal olsun, Hüseyin Atakan olsun, Ahmet Canbaz olsun gerçekten ekstra işler yaptılar. Bence kadro kalitelerine göre, bu sezon yeni yaptıkları yapılanmaya göre başarılı gidiyorlar. Ben tebrik ediyorum açıkçası. Okan'ın kırmızı kartı gerçekten çok fantastik oldu. Ümraniye'nin yediği gol çok saçma bir gol yediler. Yani baktığımızda hani en yenilmeyecek bir gol yediler, öyle diyeyim. Yabancı oyuncular aslında teknik özellikler, atletik özellikler olarak yüksek futbolcuları bulunmakla birlikte oyun zekası zayıf futbolcular var yabancı futbolculardan. Bir de buradan açıkçası açık açık da torpil geçebilirim. Dün uzun zaman sonra Mustafa Murat Uslu oynadı sağ bekte. Benim hemşerimdir kendisi, kardeşimdir. Gerçekten çok da yani hani eleştiririm de yani futbolu konusunda konuşuruz, tartışırız, eksiklerini de söylerim ama o kadar uzun süre bir sakatlık süreci yaşadı. Ondan sonra bir hastalık süreci yaşadı. Covid değil de bir enfeksiyon gibi bir süreç yaşadı. Ve döndü sonunda. Dünkü maçta da bence çok ekstra bir performans gösterdi. Hem savunmada hem hücumda. Çok iyi iş çıkardı. Mustafa Murat'ı da ben buradan tebrik ediyorum. Umarım forma giymeye devam eder. O da alt liglerin tozunu toprağını yutup birinci lige kadar çıkıp burada mücadele eden futbolcularla kardeşimdir kendisi. Başarılar diliyorum. Yani Hüseyin Murat Uslu'ya torpil geçtiğine göre o zaman biz de kendi arkadaş çevrelerimize torpil geçmeye başlayalım. Diyeceğim de Murat Uslu da sonuçta bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Onu da buradan tebrik edelim. Umarız başarıları daim olur. Peki diğer bir karşılaşmaya geçelim. Bu iki takıma da başarılar dileyelim. Bolu Spor kendi evinde Adana Spor'a 2-1 mağlup oldu. Serdar Ufka'nın çok iyi bir performansı vardı Ahmet Anköse ile beraber. Utku neler söylersin? Yani Bolu Spor kendi evinde kazanması gereken maçta kayıp yaşadı. Yani Bolu Spor bu maçta neden kayıp yaşadı? Bana göre bir rehavet. Geçtiğimiz haftaki sonuçtan sonra hani ligde bir kalmışlık hissi bence Bolu Spor'da oluştu. Ki ligde de kaldılar bana göre. Bolu Spor buradan sonra bir sürpriz yaşamaz. Adana Spor da bu galibiyetle bana göre lige tutundu artık. Zor bir deplasmandan, önemli bir maçtan 3 puan aldılar. Yani iki takım da açıkçası sezon boyu hep böyle alt sıralarda. Acaba bir sıçrama yapabilir mi? Yapacak mı? Ne zaman yapar? Yapabilir mi? Derken bir türlü beklenileni veremeden ligi alt sıralarda ama en azından lige tutulmuş bir şekilde noktalamayı başardılar bana göre. Serdar Özkan'ın şık bir golü vardı. Gerçekten beğendim. Uğurcan Yazgılı'nın iyi bir performansı vardı bana göre. Orta sahada etkiliydi. Bolu Spor'da da Kasongo'ya değinebilirim. Yani son haftalarda yükselen bir formu var. Gol atıyor, pozisyona giriyor. Yani fiziği de mücadelesi. Bolu Spor'da isteyen taraf Kasongo'ydu. Yani mücadelesi, fiziği bu lige çok uygun bir isim. Bolu Spor'da kalır mı bilmiyorum ama mutlaka bu ligden düşünen takımlar olacaktır kendisine. Yani bu ligin oyuncusuyum izlenimini veriyor sahada. Ben öyle düşünüyorum.
Mustafa Çeçenoğlu da aynı şekilde. O da etkili performansları var. O da dikkat çekiyor Boluspor'da. Yani iki takım da bana göre gelecek sezon planlamasına başlayabilir artık. Başarılar diliyorum. Noktalıyorum bu şekilde bu maçı. Peki Hüseyin. Evet, Boluspor'da sıkıntılı günler geçiren takımlardan biri demiştin. Adana Spor'da aynı şekilde. Sen neler söylersin? Yani Utku'nun dediği bir cümle vardı konuştukların arasında. Acaba hani bir sıçrama yapacak mı diye beklediğimiz iki takım aslında. Hani Adana Spor sezon başı başlarken o muhteşem katı savunma oyunuyla ön plana çıkan bir takımdı. Boluspor'un da çok değerli futbolcuları var aslında baktığımızda. Ama bir türlü o sıçramayı yapamadılar. Tabii iki takıma da baktığımızda Abdullah, yani yeniden yapılanmaya giden, yeniden kadro kuran, sıfırdan kadro kuran takımlar diyebiliriz. Bunun sıkıntısını da yaşadılar sezon içinde. Bir türlü randıman oturtamadılar. Ama baktığımızda iki takımın da sportif direktörü var. Barbaros Gözneli Boluspor'da, Adana Spor'da da Hakan Hacı Bektaş oldu. Bu sene ilk seneleriydi. Ben hani futbol aklı olarak ikisini de az buçuk tanıdığım için şunu net olarak söyleyebilirim. Böyle har vurup harman savuracak değil, adım adım gidecek sportif direktörler diye düşünüyorum. Hem Barbaros Bey'i hem de Hakan Bey'i. Ben ikisine de açıkçası gelecek sezon mevcut kadronun üstüne doğru takviyeler yapıp çok dağıtmadan, yani 10 transfer 15 transfer yapmadan sadece nokta atışlarını yapıp gelecek sezon daha üst sıraları oynayabileceklerini düşünüyorum. Yani futbol anlamında hani gelecek sezon Boluspor'da, Adanaspor'da bu lige farklı katkılar sağlayabilir diye düşünüyorum. Bu sezon bence de onlar için bitti. Bu saatten sonra kolay kolay düşeceklerini düşünmüyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Ya iki takımın da son olarak şunu ekleyeyim. Ya kalecileri iyi. Selmani, Karaciç, forvetler Ozegovic, Kasongo. Yani atan tutan iyi. Yani ufak dokunuşlara ihtiyaç var bu takımlarda. Bunu başarabilirlerse önümüzdeki sezon biraz daha iddialı, playoff'u zorlayan takım olabilirler. Adana Spor'daki Donkor'a gerçekten bayılıyorum yani. Donkor, yani evet, kesinlikle. Donkor bu ligde ilk altıdaki takımlarda forma şansı bulabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Bunu yürekten söyleyebilirim. Yine Adana Spor'da Uğurcan Yazgılı'yı gerçekten kıymeti bilinmeyen futbolcular niteliğinde görüyorum. Daha yaşı da çok küçük. Başarılı olabileceğini de düşünüyorum Uğurcan'ın. Yine Boluspor'da şu anda herhalde Celil. Celil var. Boluspor'da yine Çeçenoğlu gerçekten kiralık ama ekse işler yapıyor. Gökhan Saz da iyi işler çıkarıyor. Ki devre arası Melih Okutan'ı sattılar baktığımızda. Evet. Muhammed Gümüşkaya var Fenerbahçe'den, evet, kiralık. Evet, yani ben iki takımın da gelecek sezon bu lige katkı sağlayacak, heyecan verecek takımlardan olacağını düşünüyorum açıkçası. Boluspor'da Haris Haydarević ikinci yarı transfer edilen 98 doğumlu Bosnalı futbolcu bir kırmızı kart gördü Altın Ordu maçında. Ondan sonra işte bir maç daha forma giydi. Sonrasında tercih edilmedi. Yani bunun da nedenini anlamış değilim. Tabii sakatlığı var mı yok mu bilmiyoruz ama gözden düştü diyebiliriz bu konuyla alakalı. Gösterdiği performans aslında hani çok istekliydi. Röportaj yaptığımda ben hani farklı bir etki yaratacağını düşünüyordum. Çünkü o kadar heyecanlıydı ki sanki orada tabii oyuncunun seviyesini bilmiyorum. Yani ne kadar iyi seviyede ya da ne kadar iyi seviyeye çıkabilir bilmiyorum ama orada sanki belki farklı bir çalışma yapılabilir bu oyuncu için diye düşünüyorum. Uyum problemi olabilir ama Abdullah. Yani şimdi mesela hatırlarsan Amir Hazzahmetoviç Konya'ya geldiğinde o da ilk geldiğinde mesela bir ekstra performans sergileyemedi. Hani 3-4 sene aslında sürekli eleştirilen futbolculardan oldu. Amir çok gençti ama. Çok gençti, doğru. Ama yani sonuçta şu anda 98 doğum diyorsun. 22-23 yaşında. Yani çok da çok görmemek lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Boluspor'daki arkadaşımızın da ilk yurt dışı deneyimi. Kendi ülkesinden çıktığı deneyim. Haydarević'in. Evet, Haydarević'in. Tabii doğru doğru. İlk defa çıkıyor. Yani şimdi bu yarım sezonda not vermek bence çok doğru olmayabilir. Yok, ben zaten oyuncuya not verme amacında söylemiyorum. Sadece hani oradaki problemin ne olduğunu bilmiyorum. Merak ettiğim bir oyuncu çünkü. Yani belki hani uyum sıkıntısı yaşayabilir ama aşarsa ben umarım katkı sağlar yani. Hani çünkü Bosna'dan gelenler genelde bizim ülkemizde hep bir eksen işler yaptı. Umarım o da yapar diye düşünüyorum. Umarım sonu Riyad Bayiş gibi olmaz inşallah diyorum ve diğer bir karşılaşmaya geçiyorum. Ankara Spor'u bir şey mi söyleyeceksin?
Ne abi Riyad Mahiç diyor adam ne olursa olsun 5,5 milyon euro kazandırdı. Öyle bak bakalım. Sonu dedim ama zaten. Sonu yani başı Riyad Mahiç gibi olabilir ama sonu umarım öyle olmaz. Ankara Spor kendi evinde Akhisar'ı 4-2 mağlup etti. Düşmeyi en çok hak eden iki takımdan Eskişehir'i kenara koyuyorum. Eskişehir'i de bu listeye dahil ediyorum hatta. Ona rağmen düşmeyi en çok hak eden iki takım olduğunu düşünüyorum. Eskişehir bile bu kadar çok düşmeyi hak etmediğini düşünüyorum. Çünkü Ankara Spor sezon başı transfer yasaklı kadrosunu açabilmek için, yani transfer yasağını kaldırabilmek için o kadar para ödedi, kötü oyuncular tercih etti. Devre arası keza yine aynı şekilde. Bir sürü antrenör tercihinde bulundu yine aynı şekilde. Akhisar Spor'a bakıyorum, transfer yasaklı kadroyla başladı, bir noktaya getiremedi. Yani aslında iyi gittiler, sonrasında dağıldılar ödemelerden kaynaklı olarak. Sonrasında transfer tahtasını açtılar. Yine bir şey çıkmadı. Aslında biraz etkili de başlamışlardı ama sonrasında dağılma oldu. Medyada kötü haberler duyuyoruz Akhisar Spor hakkında. Düşmeyi en çok hak eden iki takımın mücadelesinde Ankara Spor Akhisar'ı mağlup ederek ben giderken yalnız gitmeyeceğim seni de götüreceğim dedi. Utku sen neler söylersin? Son cümlene kesinlikle katılıyorum. Yani mesela iki arkadaş böyle birini havuza atmaya gidersin ya böyle şaka anlamında. Akhisar Spor onu yapmak için bu maçta sahadaydı açıkçası. Ankara Spor'u alta atayım. Ben de kendimi tam tersi, kurtarabilirsem. Ankara Spor'u Akhisar'ı. Ben doğru anlattığımı düşünüyorum. Tamam doğru. İzleyicilerimiz de anlamıştır. Akhisar Spor Ankara Spor aşağıya atmak için gitti ama Ankara Spor dedi dur bakalım ben gidiyorsam sen de geleceksin hemen bir sarıldı ve Akhisar Spor'u da aşağıya doğru çekti bana göre bu maçla beraber yani artık Akhisar Spor'la Menemen Spor arasında da 4 puan bir fark oldu az önce söyledim Menemen Spor'un bir Eskişehir Spor maçı var. Akhisar Spor'un çok zor maçları var. İşte ilk ikiyi zorlayacak takımlarla maçları var. Menemen Spor'un da tek yalnız kolay maçı Eskişehir. Yani tek kolay maçı ama bir 3 puanla bence yetirebilir Menemen Spor. Öyle diyorum. Akhisar Spor yani o fikstürden yani bu zamana kadar kaç puan almış oradaki fikstürden işte 8-10 puan çıkartabilsin. Çok kolay değil açıkçası. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Ankara Spor yani bu galibiyete rağmen işte haftalar önce bana göre düşmüştü. Yani sadece mesela düşmesi 2 hafta sonra kesinleşecekse bu 3 hafta sonra kesinleşir. Akhisar Spor'da tabii ki puan farkını tek maça indirebilirse yani sürpriz bir galibiyet alabilirse fikstüründen yani son haftaya kadar mutlaka ligde kalmak Adana için maçı her onlar şeyi için çok kritik. Her şeyi deneyecekler. Yani çok kolay görmüyorum. İşte yeni başkan menajerlik yapıyormuş. Öyle söylentiler var. İşte yani karışık menajerin başkan olması işte. Yani birçok isim geçiyor orada bir de. Evet hafta içinde yani bir futbolcu işte yani babasından para istemişler zannedersem işte oynatmak için vesaire. Yani çok karışık saçma sapan hiç yakışmayan Akhisar Spor'a ne yöneticilere ne futbolcunun yani anlamsız durumlar var. Ve bunlar doğruysa yani düşmeyi de hak ediyordur Akhisar Spor. Ben öyle düşünüyorum. Her şeye rağmen iki takıma da kalan maçlarında başarılar diliyorum. Evet Hüseyin sen neler söylersin? Yani artık Ankara Spor'la ilgili ben sezon başından beri yapacağım tüm yorumları yaptığımı düşünüyorum. Bu onlar için artık maçların prestij maçı olduğunu düşünüyorum ve kurtarma ihtimallerini çok görmüyorum açıkçası. Ankara Spor'un kurtarması biraz mucize olur. Yani o kadar yaptıkları transferi rağmen. Akhisar Spor için de yani 7 yıl Süper Lig'de mücadele et. Avrupa'da mücadele et. Örnek ol yani. Kulüplere örnek ol. İşte Akhisar modeli diye bir modeli Türk futboluna lanse et. İşte prim modeli, oyunculara ödemesi en düzgün olan kulüp muhabbetinden. Şimdi çıkan muhabbet işte 135 tane delege 469'a çıkmış. İşte başkanın kardeşi medyadaki başka bir Ahmet Çakar'ın ismi geçiyor. Medyada çıkan haberlere göre 30 bin eurolar 40 bin eurolar futbolculardan.
27 tane devre arası transfer yapılmış. 13'ü bir dakika bile forma giymemiş. Yapılan devre arası yapılan 27 transferi. Özbey menajerlik şirketinin şirketinde oynama zor, şirketine imza atmayan futbolcuların oynayamıyormuş. Bilmem ne. Hani saçma sapan. Yani Akhisarspor'un tarihinde görüp görebileceği en rezil dönemi yaşadığı zaman dilimi diyebiliriz. Açıkçası çok üzücü. Yani bunun sonunu yabancı değiliz herhalde, değil mi? Yani hani bugün Karabük Spor'la ilgili, Mersin İdman Yurdu'yla ilgili, Gaziantep Spor'la ilgili ne durumdaysa maalesef ve maalesef Sevilla'yı Akhisar'a getiren bir kulüp yüksek ihtimal sonu buna gidiyor gibi. Çünkü hani zaten Akhisar yenilmiş, yutulmuş. Hala acaba şu pastadan, pasta bitmiş. Pasta dibini sıyırıyorlar. Dibini sıyırıyorlar. Ekmek almışlar, ekmekle pastanın dibini sıyırıyorlar artık. O seviyeye getirmişler. Yazık günah yani. Başka ne diyeceksin ki hani? Yazık ettiler Akhisar Spor'a. Ben açıkçası üzülüyorum. Hani çünkü o Bilal Kısalı, Güray Vurallı, Emin Aladağlı dönemleri Utku çok iyi. Gekas, Niyase. Niyase, Gekas. Ne Zeus ne Perseus. Asıl tanrı bu Deus diyorlardı. Şimdi baktığımızda maalesef Akhisar Spor'un sonu artık ikincilik gibi değil. Bence artık bunun sonu amatör lige doğru gidiyor. Buradan toparlanmaları çok zor olacaktır. Sonuçta bir ilçe takımı çok da sahip çıkan olmayacaktır. Ve ben de sizin gibi düşünüyorum. Akhisar, Ankara, Ede'de ikinci lige düşecekler gibi geliyor bana. Evet, öyle görünüyor. Akhisar'ın yani son haftalarda eğer ki çok büyük bir direnç gösterirse de şampiyonluk adaylarıyla alakalı şampiyonluğu belirler. Yani ki zaten belirleyecek takımlardan birisi Menemen'le Akhisar. Büyük bir direnç gösterirse de işte şampiyonluğa giden yoldaki takımlardan birine çerme takacaktır diye düşünüyorum. Ama ben zannetmiyorum. Üç takımın yani küme düşme hattının belli olduğunu düşünüyorum artık bu saatten sonra diyelim ve yayınımızda noktalayalım. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. 6 hafta kaldı. 6 hafta beraberiz. Sonrasında playofflarımız var. Playofflarda beraber olacağız. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese. Görüşmek üzere.